Arkadaşlar, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Ben Astro Canan. Bugünkü deste seçti. Su falı bakacağım. Dostlar, hepinize sevgiler, saygılar. Bugünkü deste seçti. Su falı bakacağım. Ve dostlar, hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Ben spiritüel danışman Astro Canan. Bugünkü deste seçte su falı bakacağım. Aynı zamanda melek tarotu bakacağım, peri tarotu bakacağım. Melek kartlarıyla da destek vereceğim. Şimdi deniz kenarından topladığım bir deniz kabuğu var. Deniz kabuğu biliyorsunuz Venüs'ün sembolüdür. Mitolojide Venüs'ün bir deniz kabuğundan çıktığına inanılır. Ve ben buna özel bir kodlama yapacağım şimdi. Arkadaşlar, attığımda bakınız şöyle bir bakıyorum. Önce bir enerjisini ölçmek istiyorum. Su falına baktığım sevgili dostum, bir şeyler için bekliyorsun, bir umut ışığı var ama sen hala karanlıktasın. Neden karanlıktasın? Zihninin kıvrımlarındaki ikilemden, yani kararsızlık durumundan kararlı hale geç ve evrenin sana sunduklarını al sevgili dostum. İki halde olduğunu görüyorum. Kısacası gelgitlerin çok fazla ve bir an evvel bir şeylerin olmasını istiyorsun. Fakat her şey zamanında olur sevgili arkadaşım. Bir şeyler için oldurmaya çalışma zaman içerisinde olacaktır. Bir taşınma işi görüyorum. Bir yerden bir yere taşınma işini gerçekleştiriyorsun. Yolların hazır. Maddi yönden bir sıkıntı, bir dar boğaz olmuş olabilir. Fakat maddi yönden açılmalar için sevgili arkadaşım, önümüzdeki birkaç ayı beklemen gerekecek. Birkaç ay sabırlı olduğunda her şey peş peşe zincirleme şeklinde gerçekleşecek. Bunu söyleyebilirim. Kuşun ağzından alacağın bir haberle sevinçlere sıçrıyorsun. Burada yarım kalmış bir insan görüyorum. Yarım bir beden. Kısacası ruh eşini arayan birisi. Ve gerçekten ruh eşini bulmak için çalışan birisi. Ve bir fındık kabuğu görüyorum. Bir fındık görüyorum. Kısacası hani fındık kabuğunu doldurmayan şeyden bir tartışma olmuş. Bir ayrılık meydana gelmiş. Yollar ayrılmış, araya zaman girmiş, mesafe girmiş. Ama bakınız, hiç ummadığınız şekilde sürpriz bir beklenti, sürpriz bir karşılaşma olabilir hayatınızda arkadaşlar. Şimdi kesin ve kati şeylerden kaçının. Biraz daha toleranslı olursanız, yani anlayışlı olursanız her şey daha böyle yolunda gidecek sevgili arkadaşım. Biraz dostlarım, bir sıkıntılı durumlar olmuş, hafif tartışmalar, hafif öfke krizleri ama yolunda gidecek. Kendini daralmış hissettiğin bir anda sevgili arkadaşım, bir yuva kuracağını, bir beraberlik kuracağını görüyorum. Şu anda sana kızgın veya dargın bir insan olabilir. Biraz bu insanda da korku var, sende de biraz korkuların olduğunu görüyorum. Ama burada tepenin üzerine çıkmış kocaman bir anka kuşu var, bir yumurta şeklinde bir tepenin üzerine çıkmış, küllerinden doğacağını görüyorum. İki katlı bir ev ve burada oturacağını, mutlu bir beraberliğe yelken açacağını görüyorum. Özellikle toprak gruplarından oğlak olabilirsin, boğa olabilirsin ya da sevgili arkadaşım Başak burcu olabilirsin ya da bu burçlardan partnerin olabilir. Bir ev alma durumunuz var.
yarım kalan isteğiniz gerçekleşiyor. Ev alıyorsunuz sevgili arkadaşım. Dalgalanmalar bitmiş, sıkıntılı süreçler sona ermiş. İki yerde ev görüyorum. Ya ev ya bir yazlık alma durumunuz var. Ve çok güzel bir mesajla beraber hayata tutunacaksın sevgili arkadaşım. Gerçekten güzel bir mesaj aldığını görüyorum. Ve sana diyor ki meleklerin, coşkuyla atla ve devamı gelecektir. Baş melek Haniel senin rüyalarda mesaj aldığını söylüyor ve cesaretle atladığında çok sorunu çözeceksin diyor. Sadece affetmen yeterli. Affetmen onun haklı olduğunu göstermez. Sadece affetmemenin verdiği zehri atarsın ve dua ettiğinde duaların çabucak kabul olacak. Baş melek Mikail diyor ki duaların duyuldu, cevaplanacak diyor sevgili arkadaşım. Mükemmel bir su falı çıktı sizin için arkadaşlar. Geliyorum melek tarotuna, bakalım melek tarotunun enerjisini aldığında ne haldeler? Bir olayın dışında kaldığınızı görüyorum. Olayın içine girmeye çalışın ve bir inşa söz konusu. Birinin kalbini inşa edebilirsin, bir ev alabilirsin, bir araba alabilirsin. Bir şeylerin inşasıyla beraber yeniden yol alacağını söylemeliyim. Haydi bakalım bir melek tarotunu bakalım neler söylüyor. Fırlayan kartı almak durumundayım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Şimdi şöyle bir yarım çember açıyorum ve 3 tane de melek kartı koyacağım. Bakalım. Moralin yükseliyor, merak etme. Şimdi bir takım şeyler için yalan haberler duymuş olabilirsin. Ayrılıkların sebebi ya da dargınlıkların sebebi bir ego, bir yalan ve adeta bir iftira olmuş. Ve sen birinin hayaliyle yaşamaktan yorulmuş gözüküyorsun. Fakat ona ulaşmayı başaracaksın. Ve bir gece alacağın mesajla gündüz karşılaşma söz konusu olacak. Hayatını yeniden böyle yeniden hayatını şekillendireceksin. O kişinin yardımı ve desteğiyle beraber hayatta durduğunu görüyorum. Neden arayıp sormadığın dediğinde bir şeylerin ters gittiğini söyleyecek. Belki senden bir şeyler saklayacak ama sen onun içindeki ışığı göreceksin. Gözündeki ışığa şahit olacaksın. Ben senin hayalinle yanıp tutuşurken sen neden hareket etmedin dediğinde ben yalanlara inandım ama şu anda senin doğru söylediğini biliyorum. Tam bitmek üzereyken hata yaptığımı anladım. Sana döndüm. Sen benim hayatımın işte vazgeçilmez bir ruhusun diyecek. Bir evlenme teklifi aldığını, başardığını ve bu ilişkiyi yürüttüğünü görüyorum sevgili arkadaşım. Şimdi arkadaşlar peri tarotuna geçiyorum hayırlısı ile. Bakalım peri tarotunun enerjisini bir alalım. Ne durumda diye arkadaşlar. Şöyle bir baktığımda 5 gün, 5 hafta, 5 ay gibi bir süre önce bir takım yalanlar, bir takım gizli planlar sonucunda bir entrikaya kurban gittiğini görüyorum. Ya iş konusunda ya partner konusunda. Bakalım arkadaşlar peri kartları bize neler öneriyor, neler söylüyor. Bir aşk mıdır, iş midir bu durum, bir bakalım. Baktığımda evet, ay büyük sevinciniz var sevgili arkadaşlar.
Şimdi peri tarotunu seçen arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Karanlıkta yol almaya çalışıyorsun ve karanlıkta gittiğin yoldan başarıyla döneceğini görüyorum. Şu anda bir küslük, bir dargınlık, bir ikili ilişkilerde sıkıntılı süreçler olabilir. Ama bakınız, bir mucize eseri ya da tesadüf mü deyin, anlamlı rastlantı mı deyin, bir karşılaşmanız olacak. Senden uzaklaşıp giden bir negatif enerjinin arkasından coşkuyla atlayacaksın. Ve bu coşku o kadar büyük bir coşku ki, dualarının karşılığı ve her şeyden evvel senin mutlu olmana sebep olan yeni başlangıçları hazırlıyor. Ve aynı zamanda yıldızının parlayacağı bir dönemeçten geçiyorsun. Allah'a çok şükür diyeceğini görüyorum. Ve yeniden bir doğuşu yaşıyorsun. Güç sende diyor baş melek Haniel. Haline şükretmen lazım. Ve bilge bir insan, görüyor musunuz? Bilge bir insan, bilge bir insan. Ve baş melek Raziel diyor ki, Tanrı'ya en yakın melektir baş melek Raziel. Sen diyor şükrettikçe daha fazlası gelecek. Ve sana uzun yollar çıkıyor, uzun bir ömür ve genç bir insanın sevdası, genç bir insanın birlikteliği sana güç katacak ve yükselişi yaşayacaksın. Resmi bir evrak alıyorsun, yıldızının barıştığı bir kimseyle sonsuz mutluluğa doğru yelken açıyorsun sevgili arkadaşım. Daha ne olsun? Arkadaşlar, eğer benden WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz, 0546 481 3506. Eğer benden arkadaşlar tarot danışmanlığı almak isterseniz numaram 0546 481 3506'dır. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Gerek tarot okuması, kahve falı, su falı, çakra açma konusunda yardımcı oluyorum. Hoşçakalınız efendim. Hoşçakalınız.